Sevgili öğrenciler, 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 18. haftanın konusu olan ekonomik alanda gelişmeler, sağlık alanda gelişmeler ve Atatürk ilke ve inkılaplarının önemi hakkında konuşacağız. Ders kitabımızın 128 ve 138 sayfa aralığında konuyu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu dersimiz aslında ikinci döneminde Allah'ın izniyle ilk dersi olacak. Yan başlık kitaptaki sıralamadan devam ediyoruz. ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler arkadaşlar. Yan başlık yine A diyoruz İzmir İktisat Kongresi yani diğer ismiyle arkadaşlar Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihinde İzmir'de düzenlenen bir kongreden bahsedeceğiz. Türkiye İktisat Kongresi ekonomiyi geliştirmek, ekonomide koruyucu, düzenleyici ve özendirici bir rol oynamak, ekonomideki yakın ve uzak hedefleri tespit etmek amacıyla... 1135 delegenin katılımıyla 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanmıştır. Mustafa Kemal Türkiye İktisat Kongresi'ni e, açılış konuşmasında memleketin ekonomik durumunu özetlerken bunun sebeplerini de en isabetli şekilde teşhis etmişti. Mustafa Kemal'e göre Türk milletini layık olduğu yüksek yaşama seviyesine ulaştırmak için ekonomi alanında esaslı bir sistem oluşturmak ve bu sistem üzerinde bütün milletin birlikte çalışmasını sağlamak gerekliydi. 17 Şubat 1923 tarihinde Mustafa Kemal Türkiye İktisat Kongresi'nde şöyle demiştir. Efendiler, kılıçla fütühat yapanlar, sabanla fütühat yapanlara neticede mevkilerini terk etmeye mahkumdur. Bu bir hakikattir ki tarihin her devrinde aynen vakidir. Mesela Fransızlar Kanada'da da kılıç sallarken oraya İngiliz çiftçisi girmiştir. Bir müddet kılıçla saban yek diğeriyle mücadele etti. Ve nihayet saban galebe çalarak İngilizler Kanada'ya sahip oldular. Kılıç sallayan kol yorulur. Fakat saban kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir. Ve her gün toprağa daha çok sahip olur diyerek üretmenin savaşmaktan aslında daha önemli bu olduğunu bize vurgulamıştır. Türkiye İktisat Kongresi'nde genç cumhuriyetin iktisadi yani ekonomik anlayışını belirleyen misakı iktisadi kararları alınmıştır. Bakın fotoğrafa da dikkat edin. Milli olan her şey bizimdir sloganı var arkadaşlar. Bu kararlarla özel girişimi destekleyen, liberal bir ekonomik politika özellikleri gösteren ve mülkiyet haklarına saygılı olan bir ekonomik sistem oluşturmak amaçlanmıştır. Cumhuriyet döneminde kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti de Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan tasarruf kararlarını gerçekleştirmeye çalışmıştır. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihlerinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi yani İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlara bakacak olursak arkadaşlar Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmekte. El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrika ve büyük işletmeye geçilmeli. Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ haline gelmeli ve özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalı. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalı. Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekir. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalıdır. Demiryolu inşaat programına bağlanmalıdır. İş erbabına amele değil işçi denmelidir. Sendika hakkı tanınmalıdır. Kitabımızdaki bir tane e, bununla ilgili arkadaşlar etkinlik var buradaki bilgilerden o etkinliği çok rahatça çıkartabiliriz. B diyoruz tarım politikası. Genç ülkemizin tarım politikasına bakalım. Cumhuriyet ekonomisinin tarımsal alanda gerçekleştirdiği ilk önemli aşama halk üzerinde oldukça ağır bir vergi yükü olan aşar vergisi ile ilgili düzenleme oldu. Köylü milletin efendisidir diyen Mustafa Kemal'in teşvikleri ve Cumhuriyet hükümetinin kararıyla 17 Şubat 1925 tarihinde aşar vergisi köylünün sırtında olan büyük yük kaldırıldı. Bu ekonomik kaynakları yetersiz olan devlet için büyük bir fedakarlıktı. Devlet gelirinin önemli bir kısmını elden çıkartmıştı arkadaşlar çiftçisi için. Aşar vergisinin kalkmasıyla birlikte köylü %12'lik bir fazlaya sahip oldu. Ayrıca nakdi vergilerini ödeyebilmek için hayvanlarını ve hayvandan elde ettikleri ürünleri pazarda satmıştır. Pazarlanabilir artığın artması, artığın artması ile piyasa ilişkileri genişlemiştir. Böylece tarımdan sağlanan karlar ekili toprakların genişletilebilmesinde ve ticari tarımın gelişmesinde de büyük rol oynamıştır. Yani aşar vergisinin kaldırılması bir dönüm noktasıdır Türk çiftçisi için. <laughs> aşar vergisinin kaldırılmasından sonra Ziraat Bankası'nın sermayesi arttırılarak çiftçiye daha fazla kredi verme olanağı da sağlanmıştır. 1935 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi. Tarım alanında yapılan diğer bir çalışma ise Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kanununun da kabul edilmesi oldu. Bunların çoğu hala günümüzde olan kurumlardır aslında arkadaşlar. Atatürk'ün tarım politikasına yönelik konuşmaları meseleyi daha ciddi yaklaşmasına yardımcı olmuştur. Atatürk 1 Kasım'da 1937'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında şöyle demiştir. Milli ekonominin temeli tarımdadır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu yaşamsal işi yerinde bir şekilde amacına ulaştırabilmek için ilk önce sağlam araştırmalara dayalı bir tarım politikası saptamak ve onun için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği bir tarım düzeni kurmak gerekir diye işi özümsetmeye Gazi Paşa çalışmıştır. <laughs> Mustafa Kemal ülke tarımına örnek olacak Gazi Orman Çiftliği'ni kurma çalışmalarına 1924 yılında başlamıştır arkadaşlar. İlk etapta merhum Abidin Paşa'nın eşi Faika Hanım'a ait olan arazi üzerinde çalışılıyor. Atatürk'ün bu verimsiz topraklara ederinin üzerinde bir değer biçmesi ve kendi kaynaklarıyla ödeme yapmaya başlaması kısa sürede çiftlik arazisinin genişlemesine yol açıyor. Bu yeni satışlarla birlikte Etimesgut, Balgat, Çakırlar, Güvercinlik, Macun, Tahar ve Yağmur Baba çiftlikleri de arazi ekleniyor ve 55.538 dekarlık bir ölçeğe ulaşıyor. Sıra geliyor işletme planlarına. Önce arazi düzenleniyor, iyileştiriliyor ve işletmeye hazır hale getiriliyor. Büyük Önder'in o dönemin modern tarım tekniklerinin ilk örneklerini çiftliğe aktarmasıyla o kıraç topraklarda birkaç yıl içerisinde müthiş bir değişim yaşanıyor. Hatta mesire yeri olarak halkın ziyaretlerine dahi de açılıyor arkadaşlar. Neden bahsettim? <laughs> Ağacın bile yetişmez dediği Atatürk Orman Çiftliği şu an Ankara'daki neredeyse tek yeşillik alandır arkadaşlar. Tamam yeşillik alan vardır ama şöyle Ankara'ya dışarıdan baktığında yemyeşil gözüken yer Atatürk Orman Çiftliği'dir. Bu Atatürk'ün eseridir. Atatürk'ün hazineye bağışladığı çiftliklere bakalım arkadaşlar. Ankara'da orman çiftliği, yağmur baba, balgat, macun, güvercinlik, tahar, etimeskut, çakırlar çiftliklerinden meydana gelen o bildiğimiz orman çiftliği. Yalova'da Millet ve Baltacı çiftlikleri, Silifke'de Tekir ve Şövalye çiftlikleri, Dört Yolda Portakal Bahçesi ile Karabasamak çiftliği, Tarsus'ta da Piloğlu çiftliği, Atatürk'ün bizzat devletin hazinesine bağışladığı çiftliklerdir. Atatürk döneminde tarım politikası ile ilgili çiftçilerin eğitimine önem verildi. Modern ziraat alet ve makine kullanımına önem verildi. Kurumlaşma ve döner sermaye işletmelerinin kurulmasına önem verildi. Kredilendirme gibi tarımsal kalkınmada ana tedbirlerde getirmiştir. Bunlara Gazi Paşa önem vermiştir diyerek çiftçinin yanında yer aldığını göstermiştir. C diyoruz Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926. Fotoğrafta e, İstanbul'daki e, moda iskelesi önünde Kabotaş Bayramı için toplanan halk Atatürk'ün gelişini bekliyor. 1935 yılına ait bir fotoğraf. Şimdi kapataş çok önemli. Denizlerin millileşmesi ya da kara sularımızın millileştirilmesi demek aslında. 1926 yılında kabul edilen 815 sayılı kapataş kanunuyla Türk kara suları üzerinde taşıma hakkı Türklere verilmiştir. Böylece kapitülasyonların devamı olarak görülen denizlerdeki yabancı etkisinin kaldırılmasıyla devlet kendi kara sularında denizcilik faaliyetlerini serbestçe sürdürmeye başlamıştır denizlerin millileştirilmesi. Bu kanunla denizcilik millileştirilmiş ve kapitülasyonların son şekli de sona ermiştir arkadaşlar. Bu nedenle her yıl günümüzde de böyle 1 Temmuz'u biz denizcilik ve kabataş bayramı olarak ne yapıyoruz arkadaşlar kutluyoruz. Ç sanayi ticaret ve bankacılık politikaları. Şimdi fotoğrafta Mustafa Kemal'i görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in e, solunda İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar'la beraber arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in sol kolunda. Bu da Celal Bayar'ı zaten biliyorsunuz. E, Atatürk döneminin son başbakanı olarak bilinir. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin de üçüncü cumhurbaşkanı olarak kendisini biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'na da bizzat Galip Hoca Takma ismiyle de katılmıştır. O Balıkesir Eskişehir kongrelerinden bizim bildiğimiz kadarıyla. Şimdi Cumhuriyet döneminde sanayileşme bir hedef olarak benimsendikten sonra bu hedefe varmak için ilk önce bu sektörün gerektirdiği finansman yani para kaynağını bulmak gerekiyordu. O günkü şartlarda bu kaynak Türkiye İş Bankası'nın kurulması ile ne yapılmıştır? Bulunmuştur arkadaşlar. 26 Ağustos 1924 tarihinde 1 milyon lira sermaye ile kurulan İş Bankası'nın ödenmiş sermayesi 250 bin lira olup bu para Mustafa Kemal tarafından verilmiştir. 22 Nisan 1925'te ise Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu da ne oldu arkadaşlar? Kabul edilmiştir. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk deniz ticaretinin ve taşımacılığının gelişimi sağlanmıştır. Özel sektörün sanayiye ve ekonomiye katılımını ve milli sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla 28 Mayıs 1927 tarihinde meşhur kanun olan Teşviki Sanayi Kanunu kabul edilmiştir. Yani sanayiye teşvik etme kanunu. Bu kanun çeşitli sanayi kuruluşlarına ucuz devlet arazisi ve binalarının tahsisi, taşıma kolaylığı, vergi muafiyeti getiriyor. Amaç özel sektörü geliştirmek aslında burada. Ancak 1929 yılında Amerika'da ortaya çıkan ve dünyaya e, dünyaya yayılan e, Kara Perşembe olarak adlandırılan e, 1929 dünya ekonomik bu bunalımı ya da buhranı da diye gelir karşınıza yatırımcı eksikliği gelir seviyesinin düşük olması teknik olanakların azlığı teşviki sanayi kanununu ve liberal ekonomiyi ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk başlarda başarısız kıldı. Unutmayın arkadaşlar. Yani Atatürk'ün istediği aslında liberal bir ekonomiydi ee, ve teşviki sanayi kanunuyla beraber serbest piyasayı canlandırmaya ve geliştirmeye çalıştı. Fakat Amerika'da çıkan bu ekonomik kriz, şirketlerin iflas etmesi olayı tüm dünyaya, yani milyona yakın insan açlıktan ölmüştür dünyada arkadaşlar. Ee, bu ekonomik buhran, 1929 dünya ekonomik krizi. Ne yazık ki Türkiye genç ülke olan, genç cumhuriyet olan, gelişmeye çalışan Türkiye'de e, liberal ekonominin askıya alınmasına ve teşvikli sanayi kanununun da ne yazık ki istenilen sonucu vermemesine sebebiyet vermiştir. 1929 dünya ekonomik bunalımından sonra devletçilik politikası sanayileşmeyi hızlandırmak için bir alternatif olarak ne yaptı? Doğdu. Bu dönemde Ticaret ve Tarım Bakanlıkları birleştirilerek ekonominin tüm faaliyetlerini kapsayan İktisat Vekaleti yani Ekonomi Bakanlığı kuruldu. 1 Haziran 1929 tarihli gümrük tarife kanunu alınan diğer bir politik önlem oldu. Ayrıca 1930 yılının ilk aylarında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin aracılığıyla Ankara'da bir sanayi kongresi de toplandı. Programlı bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirebilmek için 1932 yılının sonlarından itibaren 5 yıllık bir sanayi kalkınma planı hazırlanmaya başlandı. 1933 yılında ise sanayi yatırımlarının finansmanı için Sümer Bank kuruldu arkadaşlar. Bakın burada ee, bir fotoğraf var. Fotoğrafa dikkatli bakın arkadaşlar. Çalışan bayanlarımız fabrikalarda tekstil özellikle ee, Sümer Bank küçük tasarruflarınızı bu uğurda kullanacak tek bankadır diye de reklam var. Para var bakın para paranın üzerinde fabrikalar var arkadaşlar. Yani Sümer Bank özellikle e, tekstil fabrikalarını geliştirmek için kuruldu diyebiliriz. 1934 yılından itibaren uygulamaya konulan birinci beş yıllık sanayi planı ile çok sayıda fabrika ve tesis ülkemizde açılmıştır. Şimdi kitabımızda bir bilgi notu var arkadaşlar. Yavaş yavaş geçiyorum burayı. Birinci 5 yıllık sanayi planı ham madde yönünden dışa bağımlı olmayan sınayi tesislere özel girişimcilerin altından kalkamayacağı büyüklükte sermaye ve ileri teknoloji gerektiren projelere öncelik veriyor. Kurulacak tesislerin yurt içi tüketimi karşılayabilmesini öngörüyordu. Bir yandan <laughs> Birinci 5 yıllık sanayi planı uygulamaya konurken diğer yandan da devletçiliğin temel kurum ve kuruluşlarının oluşturulmasına da devam edildi. Özellikle enerji ve madencilik alanlarındaki araştırma ve işletmeleri denetlemek ve yönetmek üzere 1935'te Etibank açıldı. Aynı yıl yeraltı zenginliklerinin araştırılması ve belirlenmesi göreviyle Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü MTA kuruldu. Bunların yanı sıra 1933'te küçük özel girişimciyi desteklemek üzere bir kamu bankası olarak kurulan ancak kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyete başlayamayan halk bankası 1938'de hizmete sokuldu. <laughs> Birinci beş yıllık e, sanayi planı 1938 yılına gelinene değin büyük oranda gerçekleştirildi. Bu planın uygulandığı dönemde Türkiye'de dokuma sanayi, ağır sanayi, maden sanayi, selüloz sanayi, seramik şişe, cam, porselen kimya sanayi dallarında toplam 16 fabrika açıldı. 5 yılda bakın arkadaşlar. Bir yandan birinci 5 yıllık sanayi planı uygulanırken diğer yandan ikinci 5 yıllık sanayi planının hazırlıkları da başlandı. İkinci 5 yıllık sanayi planı birincisine göre tesis sayısı ve kapsadığı alan yönünden daha geniş tutuldu. Ne var ki ikinci 5 yıllık sanayi planı ikinci dünya savaşı başlamadan savaş rüzgarları es esmeye başladığında rafa kaldırıldı. Yerine İktisadi savunma planı yürürlüğe konuldu. Yani bir soruda birinci sanayi planı e, başarılı sonuçlar verdi fakat ikinci beş yıllık sanayi planı e, başarılı sonuçlar vermemiştir <laughs> diye bir soru gelirse cevabı ikinci dünya savaşının e, patlak vermesi olacak arkadaşlar. D diyoruz 1929 dünya ekonomik bunalımının Türkiye ekonomisine etkileri. <laughs> Şimdi. Burada e, önlerinde yazan yazı arkadaşlar neden babama iş veremiyorsun e, yurt dışında e, grevlerden alınmış bir görüntü. E, biz Türkiye açısından konuşacağız. İlk başta 1929 Dünya ekonomik krizi Amerika'da e, şirketlerin e, borsanın çökmesiyle ortaya çıktı. Kara Perşembe olarak da adlandırılıyor. 29 krizi 29 dünya ekonomik buhranı veya bunalımı olarak da karşımıza gelebilir. 1929 dünya ekonomik bunalımı öncesinde Türkiye kalkınma planlarını büyük ölçüde dış ticaretten gelecek dövize göre yapmıştı. Liberal bir ekonomik kalkınma modeli öngörülüyordu Türkiye'de. Ancak 1930 ve 33 yılları arasında yaşananlar liberal ekonomik modelin Türkiye'de kalkınmayı sağlamada başarılı olamayacağı görüşünü ne yazık ki <laughs> yerleştirdi. 1929 Dünya ekonomik bunalımı döneminde Türkiye'de halk tasarrufa ve yerli malı kullanmaya teşvik etmek üzere Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıldı ve fotoğrafta gördüğünüz 1934 yılında birinci beş yıllık sanayi programı yürürlüğe konuldu. <laughs> Alınan bu önlemlerin Türkiye ekonomisi üzerinde etkileri nasıl oldu? Bir, Türk lirasının değeri dış paralara göre sabit tutuldu. Dış ödemeler dengesi sağlandı. Dış ödemeler dengesinin sağlanması için alınan önlemler ithalatın miktar ve değer olarak azalmasına neden oldu. İthalat dışarıdan ürün almak demekti. İhracatın yani dışarıya ürün satmanın miktar olarak arttırılmasına karşın fiyatlardaki düşüş dolayısıyla ihracat değer olarak azaldı ülke dışında ve içinde tarımsal ürün fiyatları hızla düştü, ülke dışında sanayi ürünleri fiyatlarında düşme olmakla beraber ülke içinde sanayi ürünleri fiyatları sabit kaldı, devlet bütçesinde ve harcamalarında bütçe dengesini sağlayıcı kısıntılar da yapılmıştır diye e, Türkiye ekonomisi üzerinde 29 krizinin etkisini bahsettik. Şimdi bir tablomuz var arkadaşlar hangisi hangi ilkeyle ilgili? Şimdi İzmir İktisat e, Kongresi kesinlikle milliyetçiliğiyle ilgili çünkü milli ekonomi kararı alındı. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılıkla ilgili, eşitlikle ilgili aslında. Çünkü e, işçiden bu kadar çok vergi almıyorsunuz ya da işte e, özel sektörden bu kadar çok vergi almıyorsunuz. Tarımdaki adamdan çok vergi alıyorlardı aşar vergisiyle. Eşitlik gelmesi gerekiyordu vergi konusunda yani bir rahatlama devletin halkının yanında yer alması gerekiyordu. O yüzden aşar vergisinin kaldırılmasıyla çiftçi rahat etmiştir. Bu da devletin milletinin yanında yer aldığının bir göstergesidir ve halkçılık olarak karşımıza çıkar. Kabotaj ve Teşviki Sanayi Kanunu milliyetçilikle ilgili, milli ekonomi, denizlerin millileştirilmesiyle ilgili, Türk Parasının Koruma Kanunu hem devletçilikle ilgili hem milliyetçilikle, birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları hem devletçilik, milliyetçilik, Merkez Bankası da yine devletçilik ve milliyetçilikle ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin oluşturulması ise arkadaşlar yine devletçilikle de ilgilidir diyeceğiz. <laughs> Sağlık alanında neler yaşandı? Şimdi tahtaya, şey, tahtaya diyorum. E, fotoğrafa bakın arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sıhhiye ve e, muaveneti i vekaleti yani bugünkü Sağlık Bakanlığı'nın ilk halini görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in ülkemize gerçekleştirmek istediği çağdaş sağlık politikaları daha milli mücadele yıllarında sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekaletinin yani Sağlık Bakanlığı'nın kurulması ile başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra da sosyal devlet anlayışının bir gereği olan sağlık hizmeti bakanlık kanalı ile başta Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa ve dönemin sağlık bakanları tarafından ciddiyetle ele alınmıştır. <laughs> Sağlık alanına devlet tarafından verilen bu önem, Mustafa Kemal'in 1 Kasım 1925 tarihinde yaptığı meclis açılış konuşmasında şöyle ifade ediliyor. Mustafa Kemal diyor ki, Cumhuriyet hükümetinin başlı başına bir esas olarak başarıyla takip ettiği sağlık mücadelesine gittikçe vasıtalarını arttıran bir genişlikte devam olunmak lazımdır diye sağlık hizmetleri konusunda devletin elinden gelen her şeyi yapacağını ne yapıyor arkadaşlar burada ifade aslında ediyor. 1925 yılında Mart ayında Doktor Refik Bey yani re, bugünkü ismiyle Refik Saydam ikinci defa bakanlık görevine gelmesiyle sağlık alanında atılan adımlar hızlandı. Fotoğrafta Refik Sayda'mı görüyorsunuz. Mustafa Kemal'den aldığı destekle sağlık alanının örgütlenmesinde birçok önemli çalışmaya imza atan Doktor Refik Bey sınırlı bir bütçeyle işe koyuldu ve ilk olarak sağlık personeli ve sağlık kurumu sayısında belirgin bir artış sağlayan çalışmalar yaptırdı. <laughs> 1923 yılında 6437 yatakla hizmet veren ve 86 kuruma sahip olan Sağlık Bakanlığı 1930 yılı içerisinde 182 kuruma ve 11398 yatağa sahip oldu. 1935 yılı içerisinde kurum sayısını 176'ya gerilemesine rağmen yatak sayısı 13.038'e çıkmıştır arkadaşlar. 1924 yılından itibaren Ankara'da ve İstanbul'da başta olmak üzere pek çok vilayette numune hastaneleri de hayata geçirilmiştir. Refik Saydam'la ilgili şunları bilmekte fayda var. 1881 yılında doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesi'nden sonra askeri tıbbiyede okudu. Alman tıbbı ile Berlin ve Danzig'deki askeri akademilerde tanıştı. Balkan Savaşı'nda orduya katıldı. Tifüs aşısını Birinci Dünya Savaşı sırasında hazırladı ve literatüre geçti tetanos ve dizanteriye karşı serumların üretilmesini sağladı. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun'a çıktı. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yaklaşık 16 yıl Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu. Ülkemizde bugünkü sağlık teşkilatlanması ve hizmetlerinin temelini atan adam Refik Saydam'dır. 1939 ve 42 yıllarında başbakanlık da yaptı ve 8 Temmuz 1942'de hayatını Refik Bey kaybetti diyoruz. <laughs> Atatürk döneminde bulaşıcı hastalıklara karşı alınan önlemler sayesinde verem, sıtma, trahom, frengi kontrol altına alındı. Veba, çiçek, tifüs, kolera gibi hastalıklarda ülkede pek görülmez oldu arkadaşlar. Yani sağlık alanında Atatürk zamanında güzel şeyler yaşanmıştır. Fotoğrafta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara Yenişehir'de Kızılay'ın genel merkezini görüyorsunuz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için 1925'te Trahonla Savaş Kanunu, 13 Mayıs 1926'da da Sıtma Mücadelesi Kanunu çıkartıldı. 24 Nisan 1930 tarihli Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ayrı ayrı ele alınmaya başlandı. Bu son kanunla ülkemizde görülen bulaşıcı hastalıklarla mücadele yolları saptandı bulaşıcı hastalıklara karşı kullanılan aşı ve serumların hükümet tarafından hazırlanması, ithal edilen aşı ve serumların ise bakanlıkça saptanan özelliklere uygun olması kararlaştırıldı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türk Kızılay'da Cumhuriyet döneminde sağlık alanında önemli faaliyetler gerçekleştirdi. Kızılay adını Atatürk verdi arkadaşlar onu da bilelim. 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan Kızılay 1877'de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, 1923'te Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935'te de Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 47'de de Türkiye Kızılay Derneği adını aldı. Kuruluşa Kızılay adını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir arkadaşlar. Ve bugünün son konusu 18. haftamızın ikinci dönemin ilk dersinin son konusu Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar. Atatürk yeni devletin kurulmasından sonra milletin birlik ve beraberlik içerisinde çağdaş medeniyet dediği muhasır medeniyet seviyesine çıkmasını hedef alan hedef olarak belirlemiştir. Çağdaş ve tam bağımsız bir Türkiye'nin meydana getirilmesi için yapılan çalışmalarda ise Atatürk ilkelerinin belirlediği esaslara bağlı kalınarak inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Atatürk ilkelerinin dayandığı bu esaslar çağdaş bir Türkiye'nin meydana getirilmesi için yapılan inkılapların fikri temelleri olmuştur. Atatürk ilkeleri incelendiğinde hemen hepsinin iki ortak özelliği olduğu görülür. Birincisi çağdaşlaşma uygulamaları olduğu, ikincisi ise milli birlik ve beraberliğin hedeflendiğidir. Atatürk ilkeleri Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu yüzden kabul edilmelerinde herhangi bir baskı, taklitçilik ve özenti yoktur. Hiçbir dünya ülkesinin baskısı, hiçbir millet ya da devletin taklidi söz konusu değildir. Atatürk, Türk milleti için daima gerekli olan ilkeleri benimsemiştir. Bu yüzden Atatürk ilkeleri... Türk milletinin ruhuna, karakterine ve yeteneklerine uygundur. Bundan dolayıdır ki geçerliliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. Fotoğrafta Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü, yani Orta Muallim Mektebi Terbiye Enstitüsü o eski ismiyle onu görüyorsunuz. Atatürk, milli tarih bilinciyle, milli dilin halkın bütünleşmesinde etkili olduğunu düşündüğü için, bu alanda yapılan çalışmalarla da yakından ilgilenmiştir. Özellikle Cumhuriyet'in kabulünden sonra, Dil, tarih konularıyla çok daha fazla ilgilenen Atatürk, Türk halkı arasında ortak bir milli kimlik ve kültür oluşturmak için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Ayrıca başta Gazi Eğitim Enstitüsü olmak üzere çok sayıda modern okul açılmış ve bunların sayesinde yeni Türk devletinin aydın kadroları da yetişmiştir arkadaşlar. Büyük devlet kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor Gazi Mustafa Kemal. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesinde de belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. Atatürk milliyetçiliği yapıcı, birleştirici, toplayıcı ve kaynaştırıcı vasıfları yanında şuurlu yani bilinçli ve bilimsel bir özelliğe de sahiptir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk milliyetçiliğine bağlı kalarak Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında yer bulan çağdaş, akılcı, ileriye dönük, birleştirici, demokratik, insani ve barışçı özellikleri de içinde barındırmış olmaktadır. Bir bilgi notumuz var. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren milli kültür, tarih ve ülkü birliği, Türk şuuru ve manevi değerler gibi unsurların önemini gösteren en güzel örnek milli mücadele yıllarında yaşananlardır. Ülke düşman işgali altına girdiği zaman Türk milleti Mustafa Kemal Paşa önderliğinde birleşerek milli sınırlar anlamına gelen misak-ı milliye ulaşmak için bir ülke etrafında birlik olmuştur. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'in yayımladığı tekalifi milliye emirlerine karşı halkın tepkisi bu birliğin bir sonucudur. Yani adam çorabını veriyor, her şeyini veriyor. Ne için? Birlik beraberlik için, düşmanı yurttan atmak için. Milli dil esasına dayanan Atatürk ilke ve inkılapları Türk toplumu için önem arz etmektedir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde fazla kullanılan Arapça ve Farsça sözcüklerin etkisiyle Türkçe gelişme gösterememişti. Türkiye'nin halk arasında yaygınlaştırılması ve milli bir kimlik kazandırılması esasına dayanılarak bazı inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Bu esas doğrultusunda gerçekleştirilen en önemli inkılaplardan bir tanesi 1 Kasım 1928'de yeni Türk alfabesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesidir. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Böylece çağdaş Türk toplumunun oluşturulması için en önemli adımlardan biri daha atılmış oldu. Atatürk de bizzat öğretmenlik yaptığı için burada Meclis tarafından baş öğretmen 24 Kasım'da ilan edilmiştir. Biz de 24 Kasım'ı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Yeni Türk Devleti evrensel değerler göz önünde bulundurularak kurulduğu gibi Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde de düzenlenmiştir. Atatürkçülük Türk kültüründen ve Türk tarihinin derinliklerinden gelen Millet bilincinin kavranmasıyla ve önem kazanmasıyla oluşmuştur. Atatürk evrensel değerleri göz önüne alarak Türk toplumunun çağdaşlaşması için yeni kurumlar kurarken Türk tarihini ve milli kültürü de temel almıştır. Atatürk'ün kurduğu bu kurumlardan biri de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesidir. Atatürk yapılan her yenilikte bilimin rehber olması gerektiğini belirtmek için o tarafta da gördüğünüz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin tepesinde yazan Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir arkadaşlar. Atatürk döneminde milli tarih bilinci ve milli dil ile kültür birliği sağlanmaya çalışılmış. Türk milletinin tarihini ve dilini öğrenmesinin üzerinde dikkatle durulmuştur. Böylece Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslardan olan vatan ve millet sevgisinin gerçekleştirilmesinde ilerleme kaydedilecektir. Atalarının geçmişte yaptıklarını öğrenen ve kendi dilini geliştiren Türkiye Cumhuriyeti gençliğinin vatan ve millete olan sevgisi daha da gelişecektir. Vatan ve millet sevgisi bu yönde oluşturulan ilkeler ve yapılan inkılapların önemli bir esasını da teşkil etmektedir arkadaşlar. Osmanlı devletinde ve dünyadaki bazı olaylar Atatürkçü düşünce sisteminin temeli olan bağımsızlık fikrinin oluşmasını da sağlamıştır. Tarihi boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş olan Türk milleti işgallere karşı Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlığını kazanarak kendi ülkesini kurmuştur. Kazanılan bu bağımsızlık Atatürk ilke ve inkılaplarının da dayandığı önemli esaslardan biri olmuştur. Bağımsızlık özgürlük ve milli egemenlik esaslarına dayanılarak bir takım inkılaplar da gerçekleştirilmiştir. Örneğin 1 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatla halifeliği birbirinden ayırmıştır. Böylece egemenliği bir kişiye devreden yönetim biçimi olan saltanata son vererek Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı milletin egemenliği dediğimiz ulusal egemenliği, milli egemenliği yerine getirmiştir. Aynı şekilde Atatürk ilke ve inkılaplarının esaslarından olan milli birlik ve beraberlik anlayışını gerçekleştirmek adına 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat yani eğitim ve öğretimin birleştirilmesi kanunu kabul edildi. Türkiye içindeki bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasıyla milli kültürün geliştirilmesi için önemli bir adım attı ve bu değişimle çağdaşlaşmaya da katkı sağladı. Mesela bu inkılapla ilgili Atatürk şöyle söylüyor arkadaşlar. Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkan aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı diyor. Diyerek 18. hafta 12. sınıflarımızın Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. Haftaya nasipse görüşmek üzere. Ee, Sevdamızda, davamızda, siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.